biraz da Doğu Akdeniz, yani aslında birbiriyle bitişik konular ama iç içe geçmiş konular, ama biraz hani biz Doğu Akdeniz'de ne istiyoruz? Onu biraz daha belki belirginleştirmek lazım. Yani amacımız ne? Biz orada ne yapmak istiyoruz? Her şeyden önce biz Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Milleti'nin ve de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak istiyoruz. Bu, eğer kıyıdaş ülkelerle birlikte işbirliği içinde olmayacaksa, onlar gibi biz de tek taraflı adımlarla bunu yapmakta kararlıyız. Ama kıyıdaş ülkeler, başta Yunanistan olmak üzere, Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım konusunda hazırlarsa, biz de Türkiye olarak bunu herkesle oturup konuşmaya da hazırız. Bu kadar iyi niyetliyiz, ama aynı zamanda o kadar da kararlıyız hakkımızı korumak için. Bizim istediğimiz bu. Zor bir şey mi? Zor değil. Basit mi? Evet, basit. Ama karşı tarafta da aynı anlayışın olması gerekiyor. Yani bazen efendim Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ne işi var diye, neyi görüşeceksiniz diyenler de var. Ya şimdi gerçekçi olmak lazım. Yani adaları kaldırsam bile ana karanın ucuna baktığımız zaman Akdeniz'e geliyor. Dolayısıyla hani Ege var. Bazıları işte artık Ege'ye de Akdeniz diyelim diyorlar. Bu tür söylemler olabilir ama bizim söylemek istediğimiz, biz haklarımızın peşindeyiz. Kimsenin de hakkında gözümüz yok. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde haklarımızı ya müzakere ederek alırız, müzakerelerde masada değişik anlaşmalarla ya da platformlarla bizi bugüne kadar yaptıkları gibi dışlamaya devam ederlerse, bu sefer bizim de bugüne kadar yaptığımız gibi, özellikle 2018'den bu yana sondaj ve sismik araştırmalarımızla da sahada gösterdiğimiz gibi kendi hakkımızı kendimiz alırız. Yani bu, biz Doğu Akdeniz'de sismik araştırmaya da sondaja da devam ediyor mu, edecek miyiz? Elbette bizim haklarımız saklıdır, onu başından beri söyledik. Şimdi Oruç Reis gemisi bakım ve onarım için ya da ikmal için limana çekildi. Bunun kendi programı var. Şu anda Yavuz gemisi sondajına devam ediyor mu? Ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma çalışmalarına devam ediyor mu? Ediyor. Yani tüm faaliyetlerimizi sanki durdurmuşuz gibi hava estirmeye çalışanlar da var. Taviz veriyor Türkiye'de diye, o da doğru değil. Zaten faaliyetlerimizi, bakımı yapan gemi tekrar sahaya dönüyor. Ha, biz bunu yaparken de herkesle işbirliği yapabileceğimizi de aynı şekilde söylüyoruz. Bununla ilgili de fikirler var. İşte ortak konferanslar düzenleyelim, Avrupa Birliği, işte AB üyesi olan kıyıdaş ülkelerle, Rum kesimi hariç, biz her zaman Rum kesimi hariç diyoruz, onlar muhatabı Türk tarafı diyoruz. Sonuçta bazı buna yönelik de girişimler de yok değil. Ama bizim yani somut adımlar görmemiz lazım. Yani bizim haklarımızı garanti altına alacak, yani masada somut adımları diğer ülke, kıyıdaş ülkeler tarafından da görmemiz lazım. Aksi takdirde biz kendi hakkımızı, kendi gücümüzle koruruz, alırız. Bu kendi adımlarımızı atarızın içerisinde Kıbrıs'ta hava ve deniz üssü kurma planı var mıdır? Ve Maraş'la ilgili, Kapalı Maraş'ın açılması noktasında plan devrede midir hala? Kıbrıs'ta olduğunuz belli oluyor. Hepsini, tüm soruları Kıbrıs'a bağlıyorsunuz. Şimdi bizim zaten garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki mevcudiyetimizi biliyorsunuz. Ayrıca Geçitkale'de biliyorsunuz insansız hava araçlarımızı da konuşlandırdık. Zaten bizim Akdeniz kıyılarından veya İç Anadolu'dan 10-15 dakikada ulaşabileceğimiz bir bölge. İhtiyacımıza göre oradaki mevcudiyetimizi arttırırız. En son Amerikalılara ve Pompeo'ya da söylediğimiz gibi, siz eğer Rum kesimine, onlar diyor ki öldürücü olmayan askeri malzeme veriyor, silah vesaire olmayacak, mühimmat olmayacak diyorlar. Biz de eğer siz bunu ihlal ederseniz, biz de oradaki desteğimizi, mevcudiyetimizi daha da arttırırız. Bu gerginliği arttırır. Dolayısıyla dengeyi bozmayın, eşitliği bozmayın diyoruz. İhtiyaca göre gerekli askerlerimiz, geçen gün Milli Savunma Bakanımız ve kuvvet komutanlarımız, tüm askerlerimiz oradaydı, tatbikat yaptılar, mesajları verdiler. Bu konudaki kararlılığımızda zaten hiçbir şey yok, tereddüt yok. Başka ne sormuştunuz? Maraş'ı sormuştum ama. Şimdi Maraş'la ilgili, Maraş bölgesi
uzun zamandır kapalı. Burada Türklerin de mülkiyeti var, Rumların var, üçüncü ülke vatandaşlarının var, vakıfların var. Hatta bazı üçüncü ülke devletlerinin burada mülkü var. Şimdi atıl duruyor. Biz dedik ki bunu açalım. Burada hiç kimsenin hakkı da kaybolmasın. Yani mülk sahipleri, onların varisleri kimse, ölmüşler varsa, vakıfsa vakıf. Burayı açıp aynı şekilde ekonomiye kazandırmak gerekiyor. Herkesin, vatandaşlar yıllardır, Rum vatandaşları da dahil, buradaki haklarını kullanmak istiyor. Dolayısıyla esasen biz önemli bir adım atıyoruz. Şimdi bununla ilgili adımları attık. Bir envanter çalışması yapılıyor. Hangi mülk kimin, sahibi duruyor mu, satmış mı, devretmiş mi, ölmüş mü, varislerine geçmiş mi, işte hangi vakfa ait, bunlar nasıl olabilir? Dolayısıyla herkesin hakkını koruyacak bir şekilde kapalı Maraş'ı biz açmak istiyoruz. Böyle güzel bir yerin kapalı olması, bu kadar güzel binaların ve yerin böyle atıl kalması, evet, ve yok olup gitmesi de doğru, Pompeo doğru değil. Pompeo dediniz, o da önemli. Müsaadenizle bunu sormak istiyorum. Pompeo Güney Kıbrıs'taydı. Hemen arkasından da sizinle bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Orada da bir mutabakat zaptı imzalandı, yine savunma alanında işbirliğine dönük. Ne konuştunuz, ne mesaj verdiniz, ne yanıt aldınız? Şimdi her şeyden önce Rum kesimine gidip Türk tarafına gitmemenin doğru bir yaklaşım olmadığını söyledik. Çünkü daha önceki yetkililer, Kerry Dışişleri Bakanı olarak, aynı şekilde şu anda Trump'ın rakibi olan Biden, başkan yardımcısı olarak, adaya gittiği zaman kuzeye de geçerek oradaki yetkililerle, Türk yetkililerle görüşmeler yapmıştır. Diğer ülkeler de yapmıştır bunu. Birçok lider, birçok dışişleri bakanı, uluslararası örgütlerin zaten liderleri, temsilcileri zaten yapıyor. Ama maalesef Pompeo bu ziyaretinde kuzeye geçmemiştir. Tabii bunun böyle olması gerektiğini hatırlattık kendisine. Yani Amerika bir kere, yani çözümü de başından beri destekliyordu. Objektif olması lazım, dengeli olması lazım. Bir de eşitliği bozmaması gerekiyor. Amerikan tutumu burada önemli. Ayrıca bu biraz önce söylediğiniz gibi ambargonun kısmen de olsa bir yıllığına kaldırılmasının da eşitliği bozacağını kendisine söyledik. Bir de Yunanistan'da Batı Trakya'da bir tatbikat bilgisi almıştık. Daha sonra kendisi dönerek, bilgi sahibi değilmiş, bilgi göndererek büyükelçiliği aracılığıyla bunun bir tankların bulunduğu bir merkezde yapıldığını, dışarıya hiçbir şekilde çıkmayacağını, hatta o tatbikatın da başladığını, rutin NATO üyesi ülkelerle bu tür tatbikatları yaptıklarını, Batı Trakya Türklerini kesinlikle rahatsız etmeyeceklerini, gelecek sene de hatta bizimle planlamışlar. Onu da hatırlatarak, bu sadece orada bir üste değil, bir tabur gibi bir yer, tankların bulunduğu, oranın kendi içinde yaptıkları bir daha önceden planlanmış bir tatbikat olduğunu ve kesinlikle Batı Trakya Türklerini rahatsız edecek, dışarı çıkmayacak bir çalışma olduğunu söylediler. Bunları konuştuk. Yani şimdi gayet bu doğa, şey bir ortamda. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arayışımız devam edecek dediniz, ediyor dediniz hatta. Şimdi size bir Dışişleri Bakanı olarak şunu sormak istiyorum. Orada Türkiye Doğu Akdeniz'de bir rezerv bulursa kriz daha da derinleşir mi, yoksa krizin çözümü daha da kolaylaşır mı? Hangisi? Şimdi Ahmet Bey, bizim kıta sahanlığımızda biz herhangi bir Karadeniz'de olduğu gibi doğalgaz rezervi bulursak tabii ki bu bizim egemenlik hakkımıza girer. Ama orada tartışma yok mu? Tartışmalı şimdi, bir durum. Ama kesinlikle gerginlik olacağı kesin. Gerginlik olur. Yani Yunanistan bu maksimalist iddialarından vazgeçmediği sürece ya da oturup tüm kıyıdaş ülkelerle ortak bir mutabakata varmadığımız sürece gerginlik kaçınılmaz. Bunu söylemek lazım. Yani Karadeniz'deki gibi olmaz. Karadeniz'deki gibi olmaz. Çünkü orada herkesin kıta sahanlığı belli. Hatta münhasır ekonomik bölgeleri belli.
Tartışma yok. Burada bir şey daha açıklamak istiyorum. Bazen soruyorlar, biz neden münhasır ekonomik bölge ilan etmiyoruz diye. Şimdi Karadeniz'de bunu ilan etmişiz. Akdeniz'de etmemişiz. Neden? Yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesi konusunda kıta sahanlığı size yeter. Yetiyor mu? Yetiyor tabii. Yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesi konusunda kıta sahanlığı size yeter. Ama siz suyun içindeki zenginlikleri de değerlendirmek istiyorsanız o zaman münhasır ekonomik bölgeye ilan etmeniz gerekiyor. Ne demek bu? Yani bu ne demektir biliyor musun? Doğalgaz nereye girer? Doğalgaz kıta sahanlığına girer. Ha, kıta sahanlığı yeter. Evet. Çünkü denizin altından çıkartılan bir şey. Evet. Bu peki nedir? Neyi çıkartırsak? Mesela balıkçılık. Ha, o münhasır ekonomik. Ya da suyun içinde diyelim ki kayalıklar var, rüzgar enerjisi veya suyun akıntısından enerji elde etmek istiyorsunuz. O zaman münhasır ekonomik bölge önemli. Bir de ayrıca şimdi kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgede seyri seferi de siz seyri sefer konusunda da tedbirler almanız lazım. Şimdi kıta sahanlığınızda sizin açık denizlerde tatbikat yapılabilir. Nitekim Ruslar da yaptı, diğerler de yapabilir. Burada sıkıntı yok. Ama başka ülkelerinin sondaj ve sismik araştırma gemileri giremez. Münhasır ekonomik bölge ilan ettiğiniz zaman balıkçı tekneleri de giremez. Eğer biz hani Akdeniz'de balıkçılığı ön plana çıkaracaksak olabilir. Olabilir. Yani burada bir taviz verilmiş değil. Burada deniz hidrokarbon zenginlikleri için kıta sahanlığı yeter. Karadeniz'de niye ilan ettik? Çünkü balıkçılık orada önemli bir sektör. Yani suyun içindeki zenginlik dediğimiz balıkçılık önemli bir sektör. Ha ne oluyor bu sefer? Bazı tedbirler de almanız gerekiyor. Peki şimdi münhasır ekonomik Karadeniz'de münhasır ekonomik bölge herkes ilan etti. Bizim tekneler mesela bazen karşı tarafın Gürcistan'ın, Ukrayna'nın ya da Romanya'nın, Bulgaristan'ın bölgesine girdiği zaman alıp götürüyorlar, biz çekiyorlar, biz de sonra telefon açıyoruz, bırakın diyoruz vesaire, ceza meza. Biz de aynısını yapıyoruz. Peki ama burada şöyle bir anlamadığım husus var. Biz Libya'yla münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptık. Eğer deniz, sadece kıta sahanlığı yetiyor idiyse neden yaptık? Kıta sahanlığı, deniz yetki alanları kıta sahanlığı anlaşması yaptık Ahmet Bey. Münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptık. Münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalamadık. Deniz yetki alanları anlaşması imzaladık ve her iki ülke de kıta sahanlığını belirledi. Onu haritada da gösterebiliriz şurada size. Bakınız şu hat burada ortay hattın bulunması için Türkiye'nin Libya'yı nasıl gördüğünü gösteren sarı. Burada farklı renkler olduğu için bu renk hattı bazen başka renklerde de gösterebiliyoruz. Arkadaşlar da ekrana getirebilirlerse burası. Şu bölge bizim iki kıta sahanlığımızın birleştiği, kesiştiği nokta. Bizim Libya ile anlaşmadan önce, arkadaşlar onu haritaya, ekrana getirebilir misiniz? Şu haritayı. Libya ile imzaladığımız anlaşma o sarı hatlarla ortay hattında gösterildi. Şimdi bu noktada kıta sahanlığımız birleşiyor. Bu şu anda ortay ekranda Sayın Bakanım. Efendim? Siz, şu anda ekranda. Gayet güzel anlaşılıyor. Gayet işte şurada birleşiyor DE şeyinde. Diğer taraftan bizim bu anlaşmadan önce Libya ile imzaladığımız anlaşmadan önce kıta sahanlığımızın batı sınırlarını belirledik biz. Yani şu gri bölgeyi ekranda biraz yeşil, açık yeşil ama burada gri gibi görünüyor. Burayı belirledik. Yani şurayı. Eskiden şu kırmızı bölgeydi bizim kıta sahanlığımız. Güneyi belliydi, doğusu belliydi ama batısı açıktı. Şuralar açık görünüyordu. Böyle çizgiler yoktu. Bu parsel parsel işte. Orayı belirlemiş oldu evet, Libya anlaşması. Evet, şurası gri bölgeyi belirledik. Yani burası şu kırmızı artı şu gri bölge şu anda bizim kıta Birleşmiş Milletler'e de kaydettirdiğimiz kıta sahanlığımızın sınırlarıdır. Peki. Ve bu batı sınırlarına baktığımız zaman da Ahmet Bey şurada Yunanistan'ın adalarına Rodos ondan sonra Girit adasına baktığımız zaman bunlara da 6 millik karasuları bırakmışızdır. Uluslararası hukuka o zaman saygımızdan dolayı. Bu alanda yapılan her türlü sondajla elde edilen tartışmasız Türkiye'nin midir? Kesinlikle
bizim daha önce şu kırmızı bölgelerde, hatta şu United, Rum kesiminin sözde parsellerin olduğu yerlerde, şuralarda şu anda mesela faaliyetlerimiz bizim devam ediyor. Dolayısıyla bu kıta sahanlığı içindeki her şey bizim egemenlik hakkımızdır. O zaman münhasır ekonomik saha şimdi ilan etmeye burada, gerek yok. Şimdi burada biz balıkçılık yapacaksak ya da suyun akıntısından dolayı enerji elde edeceksek, suyun içindeki zenginliklerden, altındaki değil, zenginliklerden istifade edeceksek, Karadeniz'de balıkçılıkta olduğu gibi münhasır ekonomik bölgede ilan edebiliriz. Münhasır ekonomik bölge olarak ilan etmemizin önünde de hiçbir engel yok. Ama şimdi burada örneğin ilan ettik. Hemen şu Girit'in güneyinde veya Mısır'dan gelen veya İsrail'den gelen, oradan gelen tüm hiçbir balıkçıyı da buraya sokmamamız lazım bizim. Balıkçı teknesi giremez münhasır. Siz buna gerek duymuyorsunuz. Yani şu anda yeraltı zenginlikleri için ihtiyaç duymuyoruz. Ama balıkçılık ve diğer suyun içindeki zenginlikler konusunda yarın ileride ihtiyaç gördük. Bir dakikalık olay ilan etmek. Yani bunun önünde bir engel yok. Ama söylediğim gibi kıta sahanlığı hidrokarbon zenginlikleri için yeter. Siz Türkiye'nin alanını gösteriyorsunuz yapılan anlaşmalarla, Birleşmiş Milletler'e kaydettik diyorsunuz. Evet. Yunanistan bunu tanımıyor mu? Yunanistan bunu tanımıyor. Biz şu kırmızı bölgeyi esasen daha önceden bildirdik. Yani 2004'te bu bölgeyi biz BM'ye kaydettirdik. Bu bölgelerde şu anda Oruç Reis'in sismik araştırma yaptığı bu bölgeye 2009 ve 2012 yıllarında lisans vermişiz. Ve o yıllardan bu yana da bu ülkelere demişiz ki bizi dışlayan faaliyetlerde bulunmayın. Burada bizim hakkımız da var. Sizin imzaladığınız anlaşmaların ya da attığınız adımların bir hükmü yoktur demişiz. Bunlar da dinlenmeyince işte buralarda sondaj ve sismik araştırma faaliyetlerimizi başlatmışız. Başlattık. Biz diyoruz ki burası bizim, evet. Kaydettirdik, araştırmamızı da yapıyoruz diyoruz. Evet. Defakto olarak. Şimdi tabii burada Rum kesimi mesela Mısır'la, İsrail'le 2003'te, 2010'da anlaşmalar imzaladı. Aynı şekilde bu Girit'in aşağı güney kısmında Yunanistan bilhare ilan ettikten sonra aynı şu parseller gibi şu yeşil bölgede ve şu şuralardaki parseller gibi Rum kesiminin yaptığı gibi buralara lisanslar verdi sondaj çalışmalar için. Yani gerçekten bugüne kadar bizi dışlayıcı ve kışkırtıcı o kadar adım attılar ki şimdi sanki her şeyi başlatan Türkiye'ymiş gibi yaygara koparıyorlar. Avrupa Birliği de buna alet oluyor. Bizim de itirazımız bu. Sonuçta biz burada hakkımız var mı? Var. Kıbrıs Türk halkının hakkı var mı? Var. Buralarda biz eğer hakkımızı yok sayarlarsa, adımlar atarlarsa bugün kadar yaptıkları gibi kendi adımlarımızla biz hakkımızı koruruz. Yok, bizim çağrımıza kulak verip de tüm kıyıdaş ülkelerle gelip burada herkesin hakkını koruyacak bir şekilde ortak bir çalışmaya varız derlerse biz buna da yanaşırız. Peki, o zaman bu zenginliklerden herkes faydalanır. Bu arada Akdeniz'den bir müjde gelirse ne olacak? Şimdi müjde gelirse herhangi bir bu bizim kendi kıta sahanlığımızın içinde herhangi bir rezerv bulunursa gaz ya da petrol bu bizim hakkımızdır. Biz bunu değerlendiririz. Ama tartışma yaratacak belli. Tartışmanın yaratmaması mümkün değil. Yani. Sismik araştırma çalışmalarımız tartışma yaratıyorsa o da tartışma yaratıyor. O daha büyük tartışma yaratıyor. Tabii ki yaratacak. Peki, yaratılan ama yaratıyor diye de biz hakkımızdan vazgeçecek değiliz ki. Ben şeyi anlamıyorum. Yaratılan tartışma nasıl bir tartışma olur? Yani Türkiye'ye karşı öyle hani güçlü bir AB, Yunanistan falan hepsi birlikte güçlü bir itirazla mı bulunacaklar? Yani ellerinde ne var? Şimdi ne yapabilirler? Onlara sormak lazım. Time isterler. Yani varsayımlar üzerine onların tepkilerini şimdiden ölçemem ama karşı çıkacakları doğru. Yani bir gerçek bugüne kadar çıktıkları gibi. Ama burada savaşa götürür mü Türkiye'yi? Şimdi Ahmet Bey biz yani ulusal egemenlik hakkımız söz konusu olduğu zaman kim ne kadar karşı çıkacak? Kim ne kadar karşımızda olacak veya ne çıkaracaklar diye hesap yaparsak o zaman çok zafiyete düşeriz. Yani biz burada kararlıysak hakkımız neyse onun için hakkımızı almak için ne gerekiyorsa diplomasi ise diplomasi, müzakere ise müzakere, herkeste anlaşma ise anlaşma ama bu olmuyorsa da kendi adımlarımızla tek taraflı olarak bunu yapmak durumundayız. Bu bizim egemenlik hakkımız.